Merhaba arkadaşlar. Bugünkü SketchUp Marvelous dersimizde sağdaki düz inek derisi halısını soldaki gibi böyle karışık, daha detaylı bir hale getirmeyi göstereceğim. Burada Marvelous'un farklı bir çizim aracı daha var. Onu da göstermiş olacağım hiç değilse. Hiç değilse Marvelous'u bir tık daha ileri seviyelerde de kullanmayı öğrenmiş olacaksınız. Ve de sırf bu tarz modellerde değil, farklı modellerde de ders yapmaya niyetim var ama işte zamana göre değişiklik gösteriyor. Şimdi bunun yapımı aslında basit. Yani şöyle basit. Sağdaki gibi bir model yaptığınızda, renderınıza koyduğunuzda çok düz duruyor. Ama soldaki gibi detaylı böyle üzerinde basılmış hissiyatı, böyle çekilmiş hissiyatı yaptığınız vakit daha gerçekçi durur diye düşünüyorum. Bir de şu soldakinin kenarlarına baktığınız vakit ufak bir detay ekledim. Bunu daha önceki derslerde anlatmıştım zaten nasıl eklendiğine dair. Onu da tekrardan göstermiş olacağım arkadaşlar. Şimdi lafı fazla uzatmadan hem sağdakini ben size hem SketchUp modelini hem de resim olarak paylaşacağım ama soldakini beraber yapacağız. Yani soldakini tutup da ben hazıra konmak olmaz. Şunu beraber yapacağız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan yapımına geçelim. Şimdi bunu bir kapatalım. Hayır diyelim. Daha öncesinde şöyle bir boş bir sahneye bunu aktarmıştım ben. Dediğim gibi düz bir halde. Burada bunu File, Export, 3D model diyoruz. Masaüstü. Herhangi bir isim verirsiniz. Ben Carpet diyorum. Model. Enter. Aktarma işlemi başladı. Tamamdır. Şimdi Marvelous Designer'a dönelim. Şimdi File, Import, Obje diyoruz. Aç diyoruz. Şimdi şuradaki dediğim gibi scale kısmı santimetre olarak kalsın. Okey diyoruz. Aktarım işlemi tamamdır. Böyle yere geldi bu şekilde bu. Şimdi şunu seçelim bir. Şöyle orta merkeze doğru taşıyalım. Şimdi klavyemizden 5 tuşuna bastığımız vakit tam tap yani üst konuma geçirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şurada arkadaşlar Line Avatar adında bir çizim kısmı var. Buna tıkladığınız vakit serbest bir şekilde üzerinden giderek bu modeli çizmeye başlayacağız. Şimdi birazcık yakınlaşalım. Hatta şunu 3D kısmına çevirelim direkt. Burası açık kalsın. Daha sonra lazım gelirse şuraya basaraktan bu kısmı açarız ama pek şu sağ tarafın yarayacağını düşünmüyorum. Tekrardan 3D'ye basıyoruz. Geçelim. Şimdi şuradan itibaren çizmeye başlıyoruz. Bir de bakın üzerinde sayılar çıkıyor. Yani kaç santimetreyle buraya çizdiğinizi size gösteriyor. Şimdi arada çok konuşacağım kısımlar olmayacak. Yani şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın kısımları genelde son kısımda olacak. O yüzden burada birazcık sessiz moda geçeceğim arkadaşlar. Yani hiç konuşmuyor, konuşmuyor demeyin. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapınlık bir kısım yok şu an için. Aslında bu kısımları kesmek olmaz. Sonuçta görmeniz gerekiyor neyin nasıl yapıldığını. Neyse ya da bir olmadı sohbet konusu bulurum, konuşurum ya diyebilirim. Yani şu an birazcık tabiri caizse neyin nasıl yapıldığını görmek için üstün körü gidiyor olabilirim. Bazı noktaları koymamış olabilirim ama siz detaylı çizmek istiyorsanız daha da fazla yakınlaşarak en ince detayına kadar çizebilirsiniz. Bir de şimdi bunu bitirdikten sonra Marvelous bunu direkt tek parça olarak almayacak. Biz bunu çizimin üzerinden ayıracağız. O da zaten gerçi basit bir işlem, öyle zor bir işlem değil. Zaten Marvelous'un özelliğini ben daha önce hiç kullanmadım. Şu anki özelliğini hiç kullanmadım. Genelde ne yapıyordum? Sağ tarafta böyle simetrik atıyorum işte. Şurası şöyle olsun, burası böyle olsun ama birazcık daha böyle serbest çizim aracı desek yeridir. Bir de arkadaşlar aktarma kısmında ve de simülasyon kısımlarında bazı çok ufak tefek detaylarla size paylaşacağım. Şimdi normalde 20 değerini veriyorduk hatırlarsanız diğer derslerde. Şimdi bu şekilde çizdiğim vakit Marvelous bunu olabildiğince detaylandırıyor zaten. Yani 20'deyken. Ama o 20'yi 5'e 10'a çektiğiniz vakit aşırı detaylandırıyor ve de aşırı bir vertex poligon yapıyor. Onu da aktarırken büyük ihtimalle ya yine çok detaylı olsun istiyorsanız 5 ile aktaracağız ya da 10 ile aktaracağız. O kısımlara geldiğim vakit tekrarlarım ben bu bilgileri. Şimdi şöyle yapalım biraz. Bu arada bu kaydırma işlemini de mouse'umuzun tekerleğine basaraktan yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir karışıklık olmasın. Bir de ben bu tarz modellerin neden detaylı olmasını istiyorum diye soracak olursanız, yani şimdi aslında olabildiğince detaylı modeller var. İnternet dünyasında, 3D model dünyasında yani ücretsiz sunanlar da var.
ya da tam tersi belli bir ücret karşılığında sunanlar da var. Yani şimdi ama böyle halılara baktığım vakit çok böyle, yani adam direkt halı diyor zaten, çok önemsemiyor. Yani küçük bir detay gibi görüyor ama bazen de yeri geliyor tek açıdan render'da aldığınız vakit, yani güzel bir inek derisi halısı koyduğunuz vakit, böyle üzerinde kırışık hissiyatı olan, böyle üzerinde basmış hissiyatı olan bir model yaptığınızda bir tık daha göze hoş görünür ve de daha çok dikkat çeker desem yeridir. Az bir kısım kaldı. Bir de bunu yine dediğim gibi tek partta çekmeyeceğiz. Bu partta direkt modelimizi çizip üzerinden ayırmayı göstereceğim. Diğer derse de simülasyon kısmında işte kırışıklık kısımları, manuel kırışıklık veyahut da physical property kısmındaki bazı kırışıklıklar ile normal ya da daha göze hoş görünür kırışıklıklar elde edeceğiz. Şurası da şöyle şu şekil. Burası da şu şekil yapalım hemen. Az bir kısım kaldı desek yeridir. Şurası şöyle. Bir de arkadaşlar şu an net bir şey demek mümkün değil ama gönül ister ki böyle sıfırdan modelleri kendimizin yapıp güzel bir iç mekan oluşturan bir ders çekmeyi çok isterdim ama hem sistem buna kaldırır mı ya da zaman sıkıntısı var. Yani kimse bu işe tam zamanını ayıramıyor. Bakalım, öyle bir düşüncem, hayalim var ama umarım bir gün olur. Yani gerçekten güzel bir sahnede modellerimizi kendimizin beraber yaptığı materyalleri sıfırdan oluşturarak bir şeyler yaptığımız bir YouTube dersi olur mu bilmiyorum ama öyle bir düşüncem var, öyle bir hayalim var ama bakalım nasip kısmet. Yani daha dediğim gibi şu an gibi düşünce bu, yani olur olmaz bir şey diyemem. Çok az bir kısım kaldı. Gerçekten çok az bir kısım kalmış. Az kaldı. Tamamdır. Şimdi gelelim bunu ayırmaya arkadaşlar. Ayırma kısmı gerçekten çok önemli. Güzel bir seçim yapmamız gerekiyor. Şimdi şurada uzunca basıyoruz. Flatten diyoruz. Flatten dediğimiz vakit arkadaşlar şu kısmı yakaladığımız zaman, bak maviye dönüş tane tıklıyoruz. Enter diyoruz. Biraz bekleyelim. Şu an oluşturuyor. Evet, şu an oluşturdu arkadaşlar. Gayet de güzel bir şekilde oluşturdu desek yeridir. Şimdi şu kısmı açalım bir. Görmüş olduğunuz gibi buradan oluşturmuş durumda. Şimdi şuradan şu alttaki objemizi silelim artık. Bununla işimiz kalmadı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar inek derisi halısının bu şekilde marvelous kısmını oluşturduk. Diğer dersimizde simülasyon kısımlarına başlayacağız. Ufak tefek detaylandırmalar yapacağız. Ondan sonra da Blender, Blender'dan SketchUp. SketchUp'tan da ise bir ihtimal Fur kullanarak render alabiliriz ama bir ihtimal, çünkü Fur ve de V-Ray birazcık zorlayabilir, kasabilir. Ama dediğim gibi şimdilik şu anki yol güzergahımız, modellemiz yapıldı. Diğer derste simülasyonu, ondan sonraki derste aktarımı, Blender, SketchUp üzerinden aktarımı ama dediğim gibi render dersi olur mu bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi birazcık uzun sürebilir. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler, kolay gelsin.